kant adamımız Nurten Kuşatan. Beni de alkışlayın. Ben de espri yapıp onu söyleyecektim de tuttum kendimi. Ben senin tadımlarını çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Her zaman yapabilirsiniz espri. Başlıyorum. Lütfen. Bu yufka çiğ Nursel Hanım. Kaymağı ve sosu da mı beğenmedin? Hayır, kaymak da pütür pütür olmuş. Hmm. Ya, bu tabağı pişmemiş. Sanırım beğenmedin. Hayır, çünkü gerçekten yufkala bakar mısınız? Aa, fırında olmadı mı bu? Fırında oldu değil mi bu tatlı? Fırın tatlısıydı. Üstü de kızarmamış. Ay, o heyecandan, o atmosferden hani üstüne bile dikkat etmedim. Böyle krem şanti var gibi zannettim ama hayır. Şerbet döktüler. Ama pişmemiş. Fırına atamadı mı? Beğenmedin sanırım. Hayır, hayır, pişmemiş. İkinci tabağa geçelim. İkinci tabağımız final gününde tadım yapılacak olan son üçüncü tabağımız. Allah Allah. Ne yaptı bu kızlar bugün ya? Bu da pişmemiş. Nursel Hanım, bu da pişmemiş. Çok az kızarmış. Yani böyle bir fırın görmüş çıkmış. Kaymağı da kesilmiş. Kesilmiş. Yani evet, böyle pütür pütür hani kaymak. Anladım. Daha şey olur ya. İkinci tabağı. Yok. Beğenmedik. Pişmemiş. Evet. Üçüncü tabağımız. Fırın görmüş şükür. Bu fırın görmüş en azından. Arkadaşıma da kameraya da o tarafa evet. Doğru açıp gösterir misin altını? Bu fırın görmüş. Tamam. Yani hani çok kızarmasa bile en azından fırın görmüş. Şöyle üstünü de göstereyim. Kaymağı da daha iyi en azından. Fütür. Yani değil. Yok. Çok yok. Evet, evet. Şu şeyi, soslu tadını alıyor üzüm, musun? Üzüm alıyorum, alıyorum. Öbürlerinde hiçbir şey söylemedin. Pişmemişlikleri o kadar yani şeye yani geldi gözüm ki. Gözüm görmedi yani. Gözüm görmedi yani. Üzüm şeyi güzel olsa ne olur? Yani evet, bu çok güzel. Yani hani şunu şunlardakinden yesem o da tamam. Tatlı, güzel. Şerbeti çekmiş mi? Çok değil. Çok değil. Çekmemiş, yok. Bu beğendin da kızarmış bu ama. Yani onlara göre kızarmış. Tamam. Son tabağın şekerim, beğenecek misin? Neyse ki en azından ikisi biraz fırın görmüş yani. Bir girmiş, kızarmışlar az da olsa. Nursel Hanım bakın, göstereyim. Bu kiminse bilmiyorum, ıslanmış. Şerbet almış. Şerbetini çekmiş. Bir tek bunda o şerbet tadını aldım. Bir tek bunda. Bunda da alamadın mı? Yok, şerbetini alamadım, hayır. Kızarmış ama evet. Yani. Ama bakın bunun içi ıslak. Tamam. Şerbetli. Kasından belli. İyi, bari memnun ettik seni sonunda. Tatlı tadı geldi. Tamam. Kaymağı ve sosunu da lütfen değerlendir. Ay vallahi tatlı tadı geldi yani şeyi aldım. Bunun da kaymağında pütürlük var. En son ben tadımladım ya. Belki ondan dolayı da donmuş olabilir. Bilemiyorum ama şu anda kaymağı... Şey mi geldi, katı mı geldi? Katı, katılaşmış. Yani durdukça ben... katılaşır tabii, ya, evet. Tabii. Ben şimdi burada ne kaymağa bakabilirim... Ne üzüm şeyine bakabilirim, marmelatına. Benim burada bakacağım şey şerbetini çekmesi, pişmiş olması. Evet. Tabii. En ben, temel şeyler tabii onlar. Tabii ki. Tabii. Beğendin mi bu tabağı? Beğendim. En azından bu tatlı yediğimi hissettim. Şerbeti var. O zaman Nurten Kuşatanlığını göster bakalım bize. Ay Nursel Hanım, ben ne oldu bu gelinlere bugün? Nursel Hanım, bu hiç fırın görmemiş bir. Birinci tabak bir puan. Bu da öyle Nursel Hanım. Bu da çok çiğ. Bu da bir. İkinci tabak bir puan. Yani bununla bu kızarmış ama bunun da şerbeti çekmemiş. Strateji mi, garanti mi davranacaksın bakalım? Nursel Hanım bunun şerbeti çekmiş en azından. Yani şerbeti var en azından. Ben buna beş. Dördüncü tabak beş puan. Bir.
Üçüncü tabak 1 puan stratejik davranmayı tercih etti. Son gün. Nurten abla son gün. Çok önemli bir gün. 3 tane birimiz var. Şu 5'ten de gelinimiz çıkarsa değmeyin keyfimize. Hemen 3 tane birden bir tanesini açıyorum. Hayal kırıklığına uğradın oldukça. Evet, şok oldum ben, şok oldum. Suyunu iç, gel başlayalım açmaya. 3 tane birden bir tanesi işte bu tabak. Tutar mısın kenarlarından? Hiçbir şekilde beğenmedim bu tabağı ve 1 verdin. Bakalım sahibi kim? Bir puan alan gelinimiz. Aç şekerim görelim. Tuğba. Tam sana yakışan bir tabak. Final günü. Tam sana yakışan Şimdi hemen tabak. Cevaplarını veriyorum Nurten abla. Yine Nurten, Ayten Boşotan boş boş konuştun, konuştun, konuştun. Ne yaptığın yorumu bildin, ne söylediğini bildin. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Umarım gelinle bir vermişsindir de sana yakışan puanı gelinle tak diye biri vermişsindir. Pişiremediyse, fırına atamadıysa ona da bir gitsin. E tamam. Sen şununla, şu tabakla hala bana boş tutan diyorsan... Evet, boş atan. ...tüm Türkiye'ye rezil oluyorsun. Yo, boş atansın. Şunu kızartamadım, gibi. Özür dilerim Nurten teyze desene. Senden niye özür dileyeceğim Nurten teyze? Sen şunu seyirciye şunu sunarak... Yani özür dileyeceğine hala benim boş atanlığımdan, kuş atanlığımdan evet, nasıl boş konuşursun? Şu anda. Nasıl olabilir. Bir usluptur İnsan bu? İnsan bir azizliğe uğrayabilir. Bu çok normal. Sizin evinizde hiç başınıza böyle bir şey gelmiyor. Onu dersin. Nurten teyze, fırının azizliğine uğradım. Evet, haklısın, pişiremedim. Biri hak ettim de de. Ben işte biri hiçbir zaman bu boşuna ettiğimi... kuş atan dobrayım denmekle evet, olmuyor. Boş atıyorsunuz şu an her zaman olduğu gibi. Ay, ben asla sizin diyorsun? Yorumlarınızı da kabul etmediğim gibi. Bunlarda da etme. Asla yorumlarınızı şu kabul etme. Şu tabağın yorumunu kabul etmiyorsan... Tamam ben konuşayım sonra çok sen devam Çok mu kızardı devam diyeceksin? Niye öyle diyorsun? Hakkımı mı yedin diyeceksin? Neyi anlamda anlamadım. Şu tabağı. Yorumlarımı kaylanmıyorsun. Sen daha kaymağın içinde irmik olduğunun farkında değilsin. Diyorsun ki tutmuş... Kız ben yufkaları görünce kaymak maymak benim gözüme gelmedi Hayır, ki. Hayır bütün hepsinde dedin. İrmik olduğunu gördün. Hala diyorsun ki bunlar pütür pütür olmuş. Ama ne olmuş biliyor musun? Yani böyle sıkmış geç tadım yaptım ya. Ben irmiğimi göreyim. Üzümümü göreyim. Ben neyi göreyim? Göreceğimi gördüm. Evet göreceğim. Muhteşem bir tabak tamam. Yedim benim sayemde. Tabak kızarmamış çiğ. Ama Nursel Hanım kaymağı 10 numara 5 mi yapsaydım? Yo. Ben senin kaymağın der miyim? Ben 10 numara 5 yıldız de demedim ki. Kaymağın içinde ne olduğunun farkında değilsin. Ay o da benim kusurum olsun. Evet kusurum. Olsun. O da o kadarcık kusurum olsun. Daha açılacak çok birimiz var. Cümlelerimizi idareli kullanalım. Evet. Çünkü... Sana çok daha lazım olabilir. Şu tabağımıza da 2 puan verdin. Bizi şu an sadece gelinimiz ilgilendiriyor. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bu tabak 1 puan aldı. Bakalım sahibi kim? Bir puan alan gelinimiz. Aç Nurten'cim. Yeşim. O tabağın tek kusuru kızarması mı? Neyi? Hani yani bire göre az. Daha iyi kızarmış. Çok az. Ama içine baksana Yeşimciğim. Bak. Ne? Yufkasına gel baksana anneciğim. Yok, üstü ne? Çok problem az ne? Ateş görmüş çıkmış Yeşim. Nasıl? İçi üstü bir azıcık ateş görmüş çıkmış. Yok. Şerbet yok. Yufka şerbet. Pişmemiş. Şerbet var. Herkes zaten ne kadar kalın bir tatlı belli. Yok yani beyaz bir tabak değil yani. Beyaz Yeşim çevirsene. Arkasını çevir. Bak. Ya, az bir şey bir tarafa ateş. Fırının bir köşesi. Ya onu ben ocak değil ki bu. Fırın sonuçta bir köşesini kızartıyor. Bir... Ya bu olabilir. Ben zaten hani fırın zaten karanlık. Ben içerisinde bazı köşeleri bazen göremeyebiliyorum. Belki o hani az kızarmış ben yeteri kadar kızarıp kızarmadığını tam göremem zaten. Ama mesele sizin için kriter kızartmaksa. Şimdi bu kabartmalı bir şey değil açabilirdin. Hani kabaran bir tatlı olsaydı sönmesin diye fırını açmıyor. Ama hani tam seçemiyorum zaten. Ama o da önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü siz bir yanında birisi kızartmış 3 numaralı tabak. Ona da 1 verdiniz. Demek ki ben kızarsaydım da 1 alacaktım. Bak bu mesele rengi kızarması değil.
Siz içine şerbet almamışsınız. Evet. Almama şansı yok. Yani mantıken ben döküyorum. Almamış. Almıyorsa canı istememiş herhalde. Almam. Yani. Ben bilemiyorum hepsini... artık canı istememiş. Bak bu kızarmış. Tamam işte o da, bu da biraz kızarmış ama ha. İçi yine de çiğ ve şerbetsiz. Bak ben şu tabağda nar gibi kızarmış demedim. Bakın bunun da etrafında az kızarmışlıklar var ama nasıl olmuşsa bunu yapan bilmiyorum. İçine şerbetini çektirmeyi başarmış ve yediğin zaman tatlı yediğini hissedebiliyorsun. Ya nasıl başarmış dediğiniz, zaten şerbet hani dökülür ya, ekstra o ürüne bir şey yapılmaz. Çekiyor yani, kendi çekiyor yani. Çekmiş. O zaman yani böyle bekleyeceğim, şans aç. Ne olur çek. Ben hani ne yapayım, ona ne yapabilirim? Bir şey yapamam. Siz hani neye takıldığınızı da çok anlamıyorum. Kızarmış olsaydı da o tabak bir alacaktı demek ki. Hani sizin hayır, nazarınızda... Hayır, kızarmış olsa bunun gibi şerbetini çekmiş olsaydı... Yani ben hani böyle gül böreği yer gibi hissettim ama çiğ bir gül böreğiydi. Çiğ hayır, bir ya. Gül böreği. Zaten çok fazla şey söylemeyeceğim çünkü ya bir şey gelmiş başınıza, bir azizliğe uğramışsınız. Hayır. Yoksa hepiniz çok güzel yapıyorsunuz, arada kalıyoruz. Ben hayır, geç atmış olsam fırına diyeceğim ki geç attım, yetiştiremedim. Hani şu olabiliyor, hepimizde olabiliyor, tek bende değil. Bazen fırının bir köşesi az olabilir. Kızartıyor, ona da ben bir şey çok olabilir. Fazla yapamıyorum yani. Ay, öyle iki gelin kaldı ki sona, birisi gelinlik ile ona da gitse hani sanki sevineceğim. Ama senin gelinine çıksın çok isteriz. Final bugün. Tut bakalım. Eyvah. Bakalım. Kime giderse Hatice'ye gitsin. Hatice'ye düğün hediyesi mi verdin? Olur, olur. Kendi geline mi verdin 5 puanı? Günün olur, en değerli 5 puanı, olur. Haftanın en değerli 5 puanı bu. Bakalım hangi gelinimizin? Aysun mu? Hatice mi? Hazırsanız haftanın en değerli 5 puanını alan gelinimiz, aç da görelim. Aysun! Oh be! Nurten Kuşatan gelmiş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Dört dörtlük bir tatlı değildi. İşte Kayınvalide Nurten Kuşatan. Dört dörtlük bir tatlılar değildi ama en şerbetlisine verdim. Harikasın anne. Teşekkür ederim aşkım benim. Çok sağ ol. Evet, yine her zamanki gibi yaptın. Efsane kim kuşatan, gibi. Kim boşatan belli. Gördük. Gördük, evet. Nurten yani bugün dedik. Hakikaten çok başarısız tatlılar. Ben bunu 5 Aysun'a çıktı. Bakın ben söylüyorum, Aysun mükemmel çıkarken, yapmış. Açarken de söyledin zaten. Asla. Kime giderse gitsin. Sakın, tek o için Aysun çekmiş. Mükemmel yapmış falan değil. Sadece şerbetini çekmiş. Yediğim zaman tatlı yediğimi hissettim. Olmamış. Şöyle, kızar mı? Niye kızartamadınız? Ben gayet zaman güzel, mı yetmedi? Ben ne oldu? Gayet güzel kızarttım. Hani keşke bir değil de... Keşke şerbetini çekse. Ama yemin ederim 5 ona verirdim. Yeşim de söylediği gibi biz şerbeti döküyoruz. Şerbete baktım artık yani. Sonunda yani. Yok, şerbetini çekse 5 ona verirdim dedim ya, ben niye dedim? Bak Hatice'ninki seninkiden bir tık daha kızarık. Kızarmış. Kızarık. Keşke 4 verseydin. Kızarık. Ama bugün final. Bak seninki Aysun'unkinden bir tık daha kızarık. Kızarmış. Kızarmış. Anladım. Anlamında. Ama o şerbeti yedim, o tatlı, o yufkalar böyle şerbetli şerbetli gelince dedim artık bugün final yani, yapacak bir şey yok. Yani bir hani. Çıksaydın bana asla bir şey diyemezdin. Hani kızarmamış derdim, olmamış, şerbetini çekmemiş. Sorardım ben yine olmamış. De. Bugünkü tatlılarınız olmamış, olmamış. Dört dört bilmiyorum diğer kayınvalideler ne söyledi ama dört dörtlük bir tatlı biz bugün ben yemedim. En düşük puanım 2. Tahmin edersin nereden aldığımı. Onun dışında çok güzel puanlar aldım zaten. Herkes de aynı şeyi söyledi. Şerbetten dolayıdır muhtemelen. Değil mi? Hiçbiri nar gibi kızarmış böyle güzel öyle güzel dememiştir umarım. Bilmiyorum. Ya ben bugünkü tatlıları beğenmedim. İyi beğendirebildik. Güzel. Yok, güzel. Hanımlar.